Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda US Army ile ilgili sizden gelen sorulara cevaplar vereceğim arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten sizlerden bayağı soru geldi. Sorular da bayağı birikti. Şimdi o sorulara kısaca cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi hemen buradan başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Orduya green card'la girdikten sonra vatandaşlık alıp kalıcı gidip Army ROTC yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Şu an benim bulunduğum ünitede, hatta benim bulunduğum squad'da bir arkadaşım var mesela. Hatta benim tim komutanım. Vatandaşlığını aldı ve işte süreci başlattı. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra, o biraz uzun sürüyor. Okuldan kabul almanız gerekiyor. Onun tam detayını bilmemekle birlikte. Kendisi bunlarla uğraştı. Çünkü yaklaşık olarak bir yıldır uğraşıyor. Görüyorum onu. Bütün işlemleri yaptı. Şimdi gelecek yaz aylarında, işte ya Haziran'dı ya Temmuz ayında şeye gidecek. ROTC programına gidecek ve orada da işte eğitimini 2 yılda galiba tamamladıktan sonra officer olarak dönecek. Yani subay olarak dönecek arkadaşlar. Bu hakkınız var. Yani vatandaşlığı aldıktan sonra biraz daha çerçeve genişliyor. Yapacağınız işlerin de çerçevesi genişliyor ve gireceğiniz pozisyonların da çerçevesi genişliyor arkadaşlar. İkinci soru şöyle. Benim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmam ABD donanmasına girmemde avantajı olur mu? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Sizin geçmişe dönük yapmış olduğunuz bütün eğitimlerin size katkısı vardır. Olacaktır da. Çünkü sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapmış olduğunuz eğitimleri falan, bunların sertifikalarını falan almışsanız, buraya geldiğiniz zaman onları gösterirseniz en azından o sertifikalarla ilgili bir işe de girebilirsiniz orduda. Eğer ona benzer bir iş seçeneği varsa burada, ki ordularda genelde birbirine benzer muhtemelen olur. Siz de o işle ilgili başlayabilirsiniz. Tabi burada şu sıkıntı olabiliyor. Eğer green card'la gelmişseniz o işe giremeyebilirsiniz. Çünkü o iş belki vatandaşlık isteyen bir iş olabilir. Ben mesela bir iş istiyordum, gidemedim. Çünkü vatandaşlık istiyordu o iş. Öyle bir durum oldu. Bir de şöyle bir durum var. Gidememenin nedeni, ESVAB'den alacağınız puan da önemli arkadaşlar. ESVAB'den diyelim ki 100 aldınız ama gideceğiniz iş en az 110 puan istiyorsa, İşte gidemezsiniz ona. Tekrar ESVAB'ı alıp yükseltmeniz gerekiyor puanınızı. Bilmiyorum, ilk girişte iki kere ESVAB alma imkanınız var mı, onu da bilmiyorum. Çünkü normal şartlar altında ESVAB'ı 6 ayda bir alabiliyorsunuz. 6 ay geçmeden bir sınavı alamıyorsunuz. Yani bu iki nedenden dolayı belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapmış olduğunuz işleri burada yapamazsınız. Avantaj dediğiniz zaman da, yani arkadaşlar, basic training'e gideceksiniz. AIT'ye gideceksiniz. Sizi yani uzmanlık eğitimine gönderecekler. Bu iki eğitimi her halükarda yapmanız gerekiyor Amerikan ordusuna girdiğinizde. Fark etmez burada. Yani asker olmuşsunuz, daha önce olmamışsınız, hiç fark etmiyor. Sizi her halükarda basic training ve AIT dediğimiz uzmanlık eğitimine gönderiyorlar arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Üçüncü soru şu şekilde. Green Card'lı olarak US Army'ye girdikten sonra Türkiye'deki nişanlımızı ABD'ye en hızlı nasıl getirebiliriz? Sorudan anladığım kadarıyla daha Green Card yok elinizde. Eğer Green Card'ınız yoksa elinizde, işiniz rahat arkadaşlar. Neden? Çünkü Green Card'ı kazandıktan sonra DS-260 formu var. Onu doldurmanız gerekiyor. Onu doldurmadan önce de resmi nikah yapıp evli olduğunuzu belirtebiliyorsunuz ve böylece otomatik olarak evli olduğunuz için işte eşiniz de green kartınızdan faydalanmış oluyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, diyelim ki hali hazırda green kartınız var ve buradasınız, Amerika'dasınız. İşte daha sonra evlenmeye karar vermişsiniz. Nişanlınız veya eşiniz Türkiye'de. Onu da buraya nasıl getirirsiniz? En kısa yöntem şu. Ben green kartla gelmiştim arkadaşlar 2014'te. 2019'da da evlendim ve eşimi kendi green kartımın üzerinden Amerika'ya getirdim. Onunla ilgili bir video paylaştım. Dileyenler onu izleyebilirler. Kısaca şöyle bahsedeyim. Green kartlıyken eşinize green card başvurusu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama biraz uzun sürüyor işlem. Yani 2-2,5 yıl sürüyor bu işlemler. Siz de soruda diyorsunuz ki US Army'ye girmeyi düşünüyorum. US Army'ye girdiğiniz zaman onu daha da hızlandırabiliyorsunuz. Hızlandırma yöntemleri var. USCIS'i arıyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir durum var. Onlar sizin dosyanızı hızlandırıyorlar. MVC'ye gönderiyorlar. Daha sonra siz tekrar MVC'yi arıyorsunuz. MVC'de de dosyanız hızlanıyor. Gerekli dokümanları tabii yüklemeniz gerekiyor. Ve daha sonra en son olarak da sizin dosyanızı NVC Ankara'daki konsolosluğa gönderdiği zaman konsolosluk sizlere gün veriyor arkadaşlar. Bu şekilde, yani orduya girdiğiniz zaman daha hızlı oluyor. Yani 2 yıl falan da beklemeyebilirsiniz. Ben sonlara doğru bunun farkına vardım. Sonlara doğru da hızlandırdım ve oradan da yaklaşık olarak bir 6 ay zaman kazandım. Yani vatandaş olmadan önce de nişanlınızı veya eşinizi Amerika'ya getirebilirsiniz arkadaşlar.
Sadece ve sadece burada da dikkat etmeniz gereken, green kartlıysanız gidip resmi nikah yapmanız gerekiyor ve böylece işlemleri başlatmanız gerekiyor. Ama vatandaşsanız nişanlılık vizesiyle rahat bir şekilde getirebiliyorsunuz. Vatandaşlığı da beklemeye gerek yok. Çünkü US Army'ye girdikten sonra bir yıl geçmesi gerekiyor ki vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Öyle bir kural var şimdi. Hemen girer girmez vatandaşlık işlemlerini başlatamıyorsunuz. Bir yıl US Army'de görev yapıyorsunuz. Daha sonra vatandaşlığa başvuruyorsunuz. Vatandaşlığa başvurduğunuzda da o da en az bir yıl sürüyor vatandaşlığı almanız. Çünkü işlemler sürüyor arka planda filan. Vatandaşlığı alana kadar 2 yıl geçmiş oluyor arkadaşlar. 2 yıl zaman kaybınız olacak ve böylece diğer yöntemle hemen hemen eşit seviyeye gelmiş olacak. Bence evli olarak getirin. Burada da hiç böyle şeylerle uğraşmazsınız. Yani tekrar green card başvurusu yapayım falan derdiniz de olmaz. Ve böylece kafanız rahat olur arkadaşlar. Şimdi gelelim 4. soruya. 4. soruda askerlik konusunda İngilizcem orta düzeyde, orduya girişte veya orada sıkıntı yaşar mıyım? Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda da bunu cevaplamıştım. İngilizceniz yoksa sizleri ordu askeri bir okul var. Dil okulu oraya gönderiyor. Üniformayla derse katılıyorsunuz. Yine askeri bir disiplin içerisinde oluyorsunuz. Askeriyenin içinde kışlada kalıyorsunuz. Sadece göreviniz okula gidip gelmek, dil öğrenmek yani İngilizce öğrenmek. Orada 3 ay kalıyorsunuz, eğitim alıyorsunuz. Benim Basic Training'te arkadaşım vardı. O ondan bahsetmişti ve öyle öğrenmiştim ben. Daha önce bilmiyordum açıkçası. Çünkü beni öyle bir okula göndermediler. O da dedi ki ben oradan geliyorum. Dedi 3 aydır ben ordunun içindeyim. Dedim nasıl oluyor ya, sen daha dün geldik beraber. Dedi şöyle bir durum oldu. Benim İngilizcem iyi değildi. Beni oraya gönderdiler. Ve böylece oradan tekrar sizi Basic Training'e yolluyorlar 3 ay sonra. Basic Training'i bitirdikten sonra da uzmanlık eğitimine gidiyorsunuz. Ve asker oluyorsunuz arkadaşlar. Dil konusunu fazla kafaya takmayın. Recruiter ofise girip recruiterlarla görüştüğünüz zaman onlar sizi çözüyorlar zaten. Eğer dil okuluna gitmeniz gerekiyorsa size söylüyorlar. Geçenlerde bir arkadaş aramıştı beni buradan. Soruları vardı. Sorularından bir tanesi de İngilizceydi. İngilizce ile ilgiliydi. Dedi benim zayıf falan, beni okula gönderirler mi falan. Dedim muhtemelen gönderirler. Dedim ki yine de git şeyle görüş. Recruiter ofise git ve recruiterlarla görüş. Onlar seni yönlendirecekler. Hakikaten gitti. Birkaç gün sonra recruiterlarla görüştü. Recruiter demiş ki ona seni dil okuluna göndermemiz gerekiyor. Yani onlar sizi yönlendiriyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O konuda çekinmeyin. Benim İngilizce yeterliliğim yok. Başvurmayayım falan diyorsanız bence şansınızı deneyin. Olursa oluyor zaten arkadaşlar. Sizi gönderiyorlar zaten. Masrafları da devlet karşılıyor. Hatta üstüne size maaş veriyor yani orada. Onu da demiş olayım. Daha sonraki soruya geçelim. Yanılmıyorsam 5. sorumuz oluyor bu. ESVAB sınavını internet üzerinden çözdüğümde %70-75 doğru cevap veriyorum. Ama sınav beni biraz geriyor. Bu konuda zor mu? Kaç soru soruyorlar? Kaç doğru cevap istiyorlar? Arkadaşlar ESVAB sınavı şu şekilde. 10 farklı bölüm var. 10 farklı bölümden soruyor. Mesela matematik soruyor, kelime bilgisi soruyor, paragraf soruyor, şekilleri birleştirmenizi soruyor, mekanikle ilgili sorular var. Böyle 10 farklı alanda sorular soruluyor sizlere. Sizin en önem vermeniz gereken 3 tane şey var. Çünkü her birimin farklı farklı oluyor hangi konuya önem vermesi gerektiği ile ilgili. Army'deyseniz benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla 3 konu. Birincisi matematik, ikincisi kelime bilgisi, üçüncüsü de paragraf. Bunları hallettiğiniz takdirde, bunlardan iyi puan aldığınız zaman bu sizin GT skorunuzu etkiliyor. GT skorunda da iyi bir puan aldığınız zaman, çünkü birçok işte GT skora bakıyorlar. Mesela ben şu an internetten bakıyorum alan değiştirmekle ilgili. Diyor ki GT skorun şu kadar olması gerekiyor. Mesela 110 puan olması gerekiyor. Bazıları 95 puan diyor. Bazıları 100 diyor. Benim şu an GT skorum mesela 101. Eğer daha yüksek bir alana girmek istiyorsam gidip tekrar ESVAB'ı almam gerekiyor. ESVAB'ı de az önce de ifade ettiğim gibi 6 ayda bir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi puanınızı yükseltmek için. Gelelim şimdi zorluk durumuna. Arkadaşlar bu sizin background'unuzla ilgili. Mesela ben matematiği full çektim ama kelime hazinesi o kadar fazla değil. Çünkü orada abuk subuk kelimeler çıktı karşıma. Hayatımda ilk defa görüyorum. O kadar da yani İngilizce'de kitap okuyorum. Podcast de dinliyorum ama bazı kelimeler öyle kelimeler geliyor ki hayatınızda belki görmemişsinizdir. Ben orada bayağı bir kelime vardı mesela görmediğim. Daha sonra işte paragraf oluyor. Paragraf da biraz Türkçe paragrafa benziyor açıkçası. Paragrafta da ben biraz eksiğim arkadaşlar. Çünkü İngilizce okuyorsunuz, İngilizce cevaplıyorsunuz. Arada karışıyor yani mesela. Ve açıkçası beni kurtaran matematik oldu yani.
Matematikte full çekerseniz diğerleri biraz daha düşük olursa bile o kadar şey olmaz. Ama çok kötü olursa yine puanınız düşer arkadaşlar. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çalışmanız gerekiyor kısacası diyeyim sizlere. Ama öyle strese falan girmenize gerek yok. Zor bir sınav değil arkadaşlar. Zaten siz eğer recruiter office'a falan giderseniz sizlere orada bir ön sınav yaptırıyorlar ESVAB'den. Daha sonra gerçek sınavı MEPS'e gittiğiniz zaman alıyorsunuz. Gelelim 6. soruya. Basic Training'te telefon kullanıldığı bir zaman oluyor mu? TR'deki ailemle ve kız arkadaşımla iletişim kurabiliyor muyum? Arkadaşlar normal şartlar altında Basic Training'te telefon kullanamazsınız. Ama orada Drill Sergeant'lere bağlı olarak belli izinler veriliyor. Şimdi şöyle Basic Training'e gittik biz. Dediler ki telefonunuz, elektronik eşyanız ne varsa hepsini çıkarın dediler. Saat vardı mesela bende ve telefon vardı. İkisini çıkardım. Bana ziplock verdiler. Ziplock'ın içine koydum. Üzerine de ismimi yazdım. Ve onları Drill Sergeant'e verdim. Drill Sergeant de aldı. Onu muhafaza etti. Diğer arkadaşlarımkinin hepsini de topladılar tabii. Hepsini bir araya koydular ve onları bir yere kapattılar arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle telefon bulunamaz sizde. Yani içerideyken. Bizim şansımız vardı aslında. Yılbaşından hemen önce Kasım'da gitmiştim ben eğitime. Ve yılbaşı tam 5. haftanın zamanında geliyordu. Yani ilk 5 haftayı tamamladıktan sonra yılbaşı tatiline gidip daha sonra ikinci 5 haftayı bitirebiliyorduk. O arada işte biletleri ayarlamak için filan ailelerle iletişime geçmek için her hafta sonu bizlere telefonu veriyorlardı. Ama dediğim gibi normal şartlar altında yine aynı şekilde komutanlara bağlı olarak haftada bir defaya mahsus olarak verebilirler. Normal şartlar altında da bu verilmiyor arkadaşlar. Ve çok arkadaş bunu söyledi bana. Farklı kampanyalarda mesela telefonu ilk 3 haftada hiçbir şekilde almamışlar yani. Hiçbir şekilde vermemişler telefonu onlara. Böyle durumlar da oluyor arkadaşlar. Gittiğiniz kampanyaya bağlı olarak ve zaman dilimine bağlı olarak bu değişebilir arkadaşlar. Ama kafanızda en azından 3-4 hafta hiçbir şekilde ne annenizle ne kız arkadaşınızla görüşmeyeceğinizi bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle gitmeniz gerekiyor. Başka bir beklentiyle giderseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem hiç beklentiye girmeyin yani telefonu alacağım diye. Evet 7. soruya geçelim. 7. soru da şu şekilde. US Army'de asker olmayı tavsiye eder misiniz? Arkadaşlar ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Ama nasıl ediyorum? Şöyle 20'li yaşlardaysanız ve gerçekten bu işi kariyer olarak düşünüyorsanız girin derim. Yani US Army'ye 20'li yaşlarda girdiğiniz takdirde 40-45 yaşında emekli oluyorsunuz. 20-25 yıl içerisinde emekli oluyorsunuz. Ve 45 yaşından sonra da bir sürü iş de yapabilirsiniz yani. Tabii ordudayken de kendinizi yine belli alanlarda profesyonel hale getirebilirsiniz. Okula gidebilirsiniz. Onun bütün masraflarını eğer tabii özel bir okula gitmiyorsanız, özel okula gittiğiniz zaman aradaki tuition farkını falan ödemeniz gerekiyor. Ama diğer türlü üniversiteye falan gittiğiniz zaman, normal devlet üniversitesine veya state üniversitesine falan gittiğiniz zaman arkadaşlar, bütün tuitionlarınızı devlet ödüyor zaten. Ordu ödüyor zaten. Orada kendinizi geliştirirsiniz o 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde ve daha sonra 45 yaşında emekli olduğunuzda elinizde güzel bir işiniz olmuş olacak arkadaşlar. Bu 20'li yaşlarda olan arkadaşlar için. Diğer türlü başka amaçlar için girebilirsiniz. Mesela vatandaşlığı almak için girenler var. Ondan sonra Amerika'daki konumunu güçlendirmek için girenler var. Veya benefitlerden faydalanmak için girenler var. Mesela diyelim ki gelmiş 30 yaşına ben gireyim orduda. Devlet benim paramı ödesin. Ben okula gideyim. Belli bir alan üzerine çalışayım. Onu bitirdikten sonra ayrılayım diyebilir insanlar. Kontratı bittikten sonra ayrılabiliyor zaten. Hiçbir bir mahsuru yok. Bu tür amaçlarla da gelen insanlar var. Ama dediğim gibi eğer kariyer olarak düşünüyorsanız iyi bir kariyer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dileyen herkes girebilir arkadaşlar. Gayet rahat bir işiniz olur. Kafanız rahat. Neyi ne zaman yapacağınızı biliyorsunuz. Hafta sonunuz var. Ondan sonra yılda bir ay izne ayrılabiliyorsunuz. Böyle bir ayınız birikiyor. İzin alabiliyorsunuz. Böyle güzel yanları var. Sağlık sigortanızı ödüyor. Mesela az önce de ifade ettiğim gibi okula gitmek isterseniz, belli bir alanda uzmanlaşmak isterseniz eğitim masraflarınızı karşılıyor gibi faydaları var. Yani bunları da düşünerek girebilirsiniz. Ben şahsen tavsiye ediyorum. Ve şöyle diyorum açıkçası, keşke daha önce Green Card'la US Army'ye girilebildiğini bilmiş olsaydım. Yani Amerika'ya geldikten hemen sonra direkt başvururdum. Ama bilmiyordum.
Ve o yüzden 2019'da öğrenir öğrenmez başvurumu yapmıştım arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Yanılmıyorsam 8. soru oldu arkadaşlar. Green Card için başvurmuştum. Eğer kazanır isem direkt orduya katılma imkanım var mı? Evet, katılabilirsiniz. Arkadaşlar, elinizde Green Card olduğu sürece Amerika'da vatandaşlık istemeyen her işe girebilirsiniz. Ve açıkçası şöyle diyeyim sizlere Green Card'ın gücünü anlatabilmek için. Green Card'la geldiğiniz zaman sadece seçme ve seçilme hariç onları çıkarın. Diğer bütün her şeyde Amerikan vatandaşlarıyla eşit oluyorsunuz. Tabii bazı federal yerlerde vatandaş olmanız gerekiyor o işi yapabilmek için. Onun dışında hiçbir şeyiniz yok yani. Bir vatandaş gibi yaşayabiliyorsunuz burada. Hiçbir sıkıntı yok. Gelir gelmez de Green Card ve sosyal güvenlik numaranızı aldıktan sonra gidip Army Recruiter Office'te başvurunuzu yapabilirsiniz. Zaten sizden o Green Card'ı istiyor, sosyal güvenlik numarasını istiyor. Başka bir şey istemiyor. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bana soruluyor arada. Bunu da izah edeyim. Mesela diyor ki çalışma izniyle girebilir miyim? Hayır, giremezsiniz. Çünkü US Army'nin sayfasına gittiğiniz zaman kontrol ediyorsunuz. Eligibility'yi kontrol ediyorsunuz. Acaba ben girebiliyor muyum, giremiyor muyum? Şartlar nelerdir diye. Orada da 7 tane soru soruluyor arkadaşlar. İlk soru vatandaş mısınız veya green card'lı mısınız diye soruluyor. Eğer onu hayır olarak işaretlerseniz ki çalışma izniniz olsa bile green card'lı sayılmıyorsunuz. Hayır olmak zorunda orası. Hayır'ı işaretledikten sonra diğer 6 soruyu da evet 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 olarak işaretleseniz bir de size diyecekler ki siz qualified değilsiniz, başvuramazsınız. Orduya eligible değilsiniz. Ama zamanla bu kurallar esnetilebiliyor. Bunu da akılda tutmak gerekiyor. Şartlara göre bunu güncelleyebilirler. Eskiden mesela öğrenci vizesiyle gelip orduya katılmış olanlar çok olurdu. Onu değiştirdiler. Demek ki ihtiyaç azaldı. İhtiyaç azaldıkça şartları biraz daha kıstılar. İhtiyaç artarsa biraz daha şartları genişletebilirler arkadaşlar. Şimdilik sadece ve sadece green kartlı ve vatandaşlar başvurabiliyor. Çalışma izniyle gelenler şu an itibariyle başvuru yapamıyor arkadaşlar. Gelelim son soruya arkadaşlar. Şu an US Army'de kazandığınız parayı baz alırsak Amerika şartlarına göre yaşam standardınız nedir? Arkadaşlar şöyle diyeyim. Yani az önce de ifade ettiğim gibi çok yüksek bir maaş almıyorsunuz. Ama benefitlerden dolayı yaşam standardı gayet iyi oluyor. Ben memnunum arkadaşlar. Ama şu an itibariyle Allah'a çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Altımızda arabamız var. Hiçbir şekilde de kimseye muhtaç değiliz arkadaşlar. Allah'a şükür. Ve aldığım maaş da şu an ailem 3 kişilik. 3 kişilik ailede geçinebiliyoruz çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Daha sonra bu devam edecek. Daha baya bir soru gelmiş. Onları da düzenlemem gerekiyor daha. Onları da düzenledikten sonra yine yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.